1 bölü kare kök içinde 3 eksi 2x kare dx'in belirsiz integralini bulmaya ne dersiniz? İfade bu haldeyken ters türevinin neye eşit olduğunu bulmak için alıştığımız metotlardan herhangi birini kullanabileceğimizi zannetmiyorum. Demek istediğim u dönüşümü için bunun türevi herhangi bir yerde olmadığına göre u dönüşümü seçeneklerimden biri değil. Ancak bunun bildiğim trigonometrik ifadelerden birine benzediğini düşünüyorum ve eğer bu doğruysa belki de bir trigonometrik özdeşlikten faydalanabilirim. Bir bakalım. Bildiğimiz en temel trigonometrik özdeşliklerden biri ki bu birim çember tanımından gelen bir özdeşlik sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir 1'dir. Öyle değil mi? Bu eşitliğin iki tarafından kosinüs kare teta çıkarırsam ya da sinüs kare teta çıkaralım. O zaman kosinüs kare teta eşittir 1 eksi sinüs kare teta elde ederim. İkisini de yapabiliriz, fark etmez. Şimdi, bunu yapınca ifadenin bu kısmının buna benzemeye başladığını görüyorsunuz değil mi? Belki biraz da bununla oynarsam daha çok benzemesini sağlayabilirim. Burada 1 olması gerekiyor. O halde bu 3'ü karekökün dışına çıkararak işe başlayalım. Hemen yazıyorum. 1 ee, bölü karekök içinde burayı 3 parantezine alacağım ve böylece 1 eksi 2 bölü 3 x kare elde ediyorum. Bu yaptığımın zor bir şey olmadığını gördünüz değil mi? Demek istediğim ifadenin paydasını 3 parantezine almaktan başka bir şey yapmadım. Ve böylelikle buna çok daha fazla benzeyen bir ifade elde ettik. Hatta eğer bunun sinüs kare teta'ya eşit olduğunu varsayarsam bu özdeşliği de kullanabilirim. Hadi bakalım. 2 bölü 3 x kare eşittir sinüs kare teta. İki tarafın kare alır isek, kök 2 bölü kök 3 x eşittir sinüs teta elde ederiz. x'in neye eşit olduğunu bulmak için de Aslına bakarsanız hem x'in hem de teta'nın neye eşit olduğunu bulmam lazım. Teta başlayalım. Hemen yazıyorum. Teta eşittir arc sinüs kök 2 bölü kök 3 x öyle değil mi? x ise bu eşitliğin iki tarafını bunun tersiyle çarpınca evet x eşittir kök 3 bölü kök 2 çarpı sinüs teta olur. Bunun yerine sinüs kare teta yazacağız ama bunu yapınca dx'i bu şekilde bırakamayacağımız. Yani integrali teta'ya göre alacağımız için dx'i d teta türünden ifade etmemiz lazım. x'in teta'ya göre türevi e, kök 3 bölü kök 2 çarpı bunun tetaya göre türevi de kosinüs tetadır. Ve buradan dx'in neye eşit olduğunu bulmak istersek de dx'i kök 3 bölü kök 2 kosinüs teta d teta olarak ifade edebiliriz. Harika artık hazırız. Az önce kullandığım kırmızıyla devam edeyim ya da maviyle yazayım. Evet, bu ifadeyi dx pay olacağına göre burada 1 çarpı dx var ama ben dx'i doğrudan paya koyacağım ve yerine de burada bulduğumuz ifadeyi yazacağım. işte burada. Sarıyla yazalım ki takip etmesi kolay olsun. Kök 3 bölü kök 2 çarpı kosinüs teta d teta. Devam ediyorum bölü. Karekök içinde 3 çarpı 1 eksi. Bunun yerine de sinüs kare teta yazalım. Acaba sadeleştirebilir miyiz? Elbette. 1 eksi sinüs kare teta kosinüs kare teta'ya eşittir. Öyle değil mi? Evet, burası kosinüs kare teta'ya eşit. O halde kök 3 bölü kök 2 kosinüs teta d teta bölü karekök içinde 3 çarpı kosinüs kare teta yazıyorum paydanın kare kökünü alırsak, farklı bir renkle devam edelim. Kök 3 bölü kök 2 kosinüs teta d teta bölü, bunun kare kökü de kök 3 çarpı kök kosinüs kare teta yani kosinüs teta'ya eşittir. Pay ve paydadaki kosinüs teta'lar birbirini götürecek. Kök 3 de kök 3 birbirini götürecek. Geriye 1 bölü kök 2 d teta kalacak öyle değil mi? Sabiti integralin dışına çıkarabiliriz. 1 bölü kök 2 çarpı integral d teta. Evet. Ve bunu çözmek artık çok kolay. 1 bölü kök 2 çarpı teta artı c. Evet artı sabit. Aslında bunun integrali teta artı c'dir ve bunların ikisini de 1 bölü kök 2 ile çarpmamız gerekir ama sonuç olarak yine bir sabit elde edeceğimiz için bunu şimdilik bu şekilde bıraktım. Peki, işimiz bitti mi? Tabii ki de hayır. Belirsiz integrali x türünden bulmamız gerekiyor ama burada teta var. Peki, teta neye eşitti? Burada bulmuştuk, öyle değil mi? Ark sinüs kök 2 bölü kök 3 x'e. O halde şimdi bir de tetanın yerine bunu yazarsak işimiz bitmiş olacak. 1 bölü kök 2 çarpı teta'nın yerine ark sinüs kök 2 bölü kök 3 x yazıyorum ve artı c. İşte bu kadar. 1 bölü kare kök içinde 3 eksi 2 x karenin ters türevini bulduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu arada buna benzeyen birkaç video daha yapıp bu tarz sorulara iyice alışmanızı sağlamaya çalışacağımı da hemen ekleyeyim.